Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azimuşşan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, haccın kültürü tavaf. Bir taşın çevresinde daireler çizerek yükleyen bir ırmak gibi Kabe'yi oldukça heyecanlı bir insan kalabalığı sarar. Güneş sisteminde kendi yörüngelerinde yürüyen yıldızları andıran insanların ortasında tıpkı güneş gibidir. Kabe insanlar ara çevresinde daireler çizerek dönerler. Kabe Allah'ın ölümsüzlüğünü ve sonsuzluğunu sembolize eder. Dönen daireler ise yarattıklarının sürekli hareket ve değişimleri temsil eder. Yani süreklilik artı hareket artı disiplin eşittir tavaf. Bu tüm dünyanın bir benzeri, bir parçası, parçacığın insan yönlendirilişini içine alan tevhid fikri üzerine kurulmuş düzenin bir örneğidir. Allah varlığın ortasındadır. Bu bir günlük geçici dünyanın odak noktasındadır. Fakat sen olduğundan olmana gerekene doğru durum değiştiren hareketli bir parçacıksın. Her durumda ve her zaman Kabe veya Allah'la aranda değişmez bir mesafe bulundur. Bu mesafe bu düzende seçtiğin yola bağlıdır. Kabe'ye dokunamazsın, orada duramazsın da herkes birlikte Kabe'nin çevresinde döner. Herkesle birlikte Kabe'nin çevresinde döner. Bu tek bir dönüştür. Bir insan grubunun dönüşüdür. Hiçbir ayrı kişilik, aynı erkek veya kadın, siyah veya beyaz hiçbir ayrım yoktur. Bir kişinin bütün bir insan topluluğuna dönüşmesi, bütün benler Allah'a yaklaşma amacıyla ümmet oluşturacak şeklinde birleşir ve biz olur. Allah'ın yolu insanların yoludur. Bir başka deyişle Allah'a yaklaşmak için önce insanlara yaklaşmalısın. Bu nasıl olur? Takva sahibi olmak için. Kendini manastıra kapatan bir rahip olarak değil, alana etkin bir şekilde girerek insanların sorunlarına bütün ağırlığınla eğilmelisin. Ama bu cömertliği, sadakati, benliği reddetmeyi, hapis ve sürgünlerde eziyet çekmeyi, işkence ve cefa çekmeyi ve türlü türlü tehlikeleri beraberinde getirir. Bu insanlarla nasıl bir arada bulunacağını ve Allah'a hangi noktadan yaklaşabileceğini gösterir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: her dinin kendine özgü bir ibadeti vardır. Bu İslam'da cihattır. Bu İslam'da cihattır. Tavaf süresince Kabe'ye giremez ve çevresinde herhangi bir yerde duramazsın. Kalabalığa katılmalı ve kalabalıkta kaybolmalısın. Tavaf eden insan çağlayanın içine dalmalısın. Hacı olmanın yolu buradan geçer. Bu eve gelmek isteyen herkese toplu bir çağrıdır. Bu neler görülebilir? Çevresinde beyaz bir insan seli dönerlerken Kabe çevresinde kımıldamaz, herkes bir renk bir modelde giyinmiştir. Ne bir ayrım, ne de bir üstünlük söz konusudur. Gerçek, bütünlük ve evrensellik sergilenen. Kabe'nin dışında herkesin kendine özgü yolları vardır. Bütünlük yalnızca teorik bir kavramdır. İnsanlık yalnızca bir fikir, mantıklı ve teorik bir kavram. Kabe'den uzakta insanlar isimleriyle, uluslarıyla ve ırklarıyla tanınırken Kabe'de bu özelliklerin yerini onları belirlemeye yarayan bütün ve evrensellik kavramlar
kavramları alır. Dolayısıyla insanlığı temsil eden tavaf, temsil eden, tavaf eden insanlardır. Eğer hala kendinleysen, tavaf eden insan çemberinin gerçek bir parçası değilsin. Irmağın içinde değil, kenarında duran bir misafir gibi oluyorsun. Ama kendilerinden kopanlar canlıdırlar ve toplumca hareket etmektedirler. Kendilerinden ayrılmayanlar ise çürümüştürler ve ölüdürler. Kendi sistemlerinin yörüngesi havasında gezinen parçacıklar gibidir onlar. Fakat Kabe'de sana kendini tanıman, varlığını göstermen ve sonsuzluğa ermen öğretilir. Kendi kendine, kendi kendinle olmayı bırakmalısın. Cömertlik, başkalarına yardımcı olmak ve kendini ümmete adamakla benliğini keşfedecek ve gerçeği göreceksin. Allah yolunda hayatından vazgeçtiği zaman sıcak kanınla şehadete erecek ve şehit diye çağrılacaksın. Şehadet var olmak, canlı görülebilir ve dokunabilir olmaktır. Bir şehit ölmez, bir şahit ve ziyaretçi sonsuz hayatın bir örneğidir. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Belki onlar Rableri katında diridirler, Rablerinin yanında rızıklanırlar. Ali İmran suresi 169. Allah'ın yolu insanların yolu olduğundan tek tek değil, topluca izlenmelidir. Ya fert olarak yapılan ibadetler onların sadakatini en yüksek düzeyde cömertliğini göstermen, kendi kendinle olmayı reddetmen ve başkaları uğrunda fedakarlıkta bulunman için seni eğitmek amacıyla yapılır. Son hedef istenilen insan olmandır. İnsan Allah'ın temsilcisidir. Allah istediği sürece temsilcisi ve emanetçisi halife var olacaktır. Bir kişi bir insan olarak ölürse sonsuza değin yaşayacaktır. Çünkü kişi yok olabilir ama insan sonsuzdur. Bir ırmağın parçası olmayan veya bir denize akmayan bir damla suyun çiğden farkı yoktur. Ömrü yalnızca bir gece olup güneşin ilk gülümseyişiyle yok olacaktır. Ey insan! Akmak, denize dalmak ve sonsuzluğa ulaşmak için ırmağa katıl. Ey çiğ! Niçin sana yaratılışın ahengini hatırlatan ırmağın kıyısında bekliyorsun? İlerle ve insanların arasına gir. Fakat girmeden önce neyi niçin yaptığının tamamen bilincinde olmalısın. Bunu ne kendin için ne kendin öyle olması gerektiği ne de politika için değil, Allah için yaptığını kabul etmelisin. Burada her hareketin önemli bir anlamı vardır. Bu sonsuz hareket tam bir disiplinle yönetilir, dünyanın düzenini aksettirir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.